Adım Efe Karay, soyadım Çelikoğlu. Tüm Türk İslam aleminin bayramını kutlarım. Hayırlı bayramlar dilerim. Nasıl bayram? Bu Ramazan nasıl geçti abi? Bu Ramazan güzel geçti ama son zamanlardaki patlamalar ve diğer şeyler kötü oldu. Ölenlere rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Yani umarım bu olaylar biter, terör belası Türkiye'yi def eder inşallah. Peki ne yapacaksın bu bayramda, ne yapacaksın abi? Bu bayramda ailemi... Efendim? Bir hazırlık var mı? Tabii var, ailemi ziyaret edeceğim, yani dedemi, nenemi falan. Peki haçlık bekliyor musun? Ya artık yaşımız geçti, 19 yaşına geldik hani. Artık haçlık beklemiyorsun? Tabii ki de, artık biz harçlık vereceğiz yeğenlerimize. Aynen, oldu, teşekkürler, hayırlı günler. Bilal Yavuz. Evet. Sorun cevap vereyim. Evet, bayram geliyor, 2 gün sonra bayram Bilal Bey. Bayram ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Evet. Ondan sonra... Var mı bayram hazırlığı? Var bayram hazırlığı işte. Ne yaptın abi? İşte bugün paydos ettik, bundan sonra bayram tatiline girdik. Pazartesiye kadar bayram tatilindeyiz. Pazartesi sonra çalışacak mı? Çalışacağız elbette. Pazartesi sonra bayram işte. Yok, bir önümüzdeki pazartesi. Evet. Tamam. Bir şiir okuyabilir miyim? Ben bu şiiri Osmanlı'nın yıkılışı, ondan sonra yalnız kalan ülkeler için ben yazdım bunu. Ve şöyle dedim bu şiirimin adını. Sana selam var şehri İstanbul. Sana selam var, sana selam var şehri İstanbul. Mescid-i Aksa, Kubbetul Sehra, Filistin, Bosna, gel, gel sen yine susma, çocukların yetim şehri İstanbul. Bağdat, hala bile Şam, olmadı ki zalime gam. Atam diyarıdır bana vatan, gel, gel sen yine susma, çocukların yetim şehri İstanbul. Çanakkale zaferin, olmadık mı siperin? Bekler sende haberin, vazgeçme asla olsun kederin. Bu yara kanar derin derin. Gel, gel sen yine susma, çocukların yetim şehri İstanbul. Al bayrağım, bedenim sana feda, cesetime kefen ol. Vazgeçsem eğer namert olayım, ruhum şahit olsun, gel. Gel, gel sen yine susma, çocukların yetim şehri İstanbul. Tüm Türkiye'ye selamlar, iyi çalışmalar diliyorum. Teşekkür ederim, ağzına sağlık. İbrahim Yassıkaya, Ramazan bayramının hayırlara vesile olmasını canı gönülden istiyorum. Tüm insanlığa hayırlara vesile olsun. Evet, nasıl geçiyor bayram, Ramazan? Ramazanın son günlerine yaklaşıyoruz artık. Gerçekten tabiri caizse Ramazan'a doyamadık. Dün Kadir Gecesi'ni ihya ettik. İnşallah Rabbim kabul eder. Doyamadık yani, bu ayın feyzi, bereketi bambaşka. Çocuklara bayramlık falan aldık mı? Aldık. Yemekler, börekler, tatlılar falan yaptık. Kıyafet alındı. Bayram hazırlıkları tabii ki yapılıyor. Gerçekten Ramazan coşkusu bir başka. Diğer aylar gibi, zaman gibi değil. Çok teşekkür ederim. Bana bu fırsatı... Bir yer var mı böyle bayramlaşmak için? Yok, Adana'da kalıyoruz. Evet. Büyüklerimiz burada vefat etti. Anne baba. Kabire gideceğiz. Evet, kabir ziyaretleri yapacağız. Zaten ben şimdi artık şuna da karşıyım. Bayramlar uzun olunca, tatil 9 günü, insanlar uzaklaşıp tatil yerlerine gidiyorlar. Aslında burada değer yargılarımız da bitiyor. Yani bayramları tatilleri değil, eş dost ziyareti, yani sosyal ilişkilerin daha sıkı olduğu bir an, yani yaşanmasını istiyorum. Teşekkür ederiz. İsmim Badem Demir. Osmaneli'm. Adana'da yaşıyorum. Söyleyeyim mi daha? Söyle, bayram için söyle. Ramazan bayramımız dün. Dünya Müslümanlarına ve Türkiye'deki yaşayan halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun. Herkesin Ramazan bayramını tebrik ederim. Ramazan bayramını kutlarım.
İnşallah hayırlara vesile olmasını dilerim. Nasıl geçti Ramazan? Biraz sıcak falan. Ramazan ayı diyelim. Ramazan ayı bu sene 15 günü iyi geçti. Diğer 15 günü hava sıcak olduğundan dolayı biraz yakıcı oldu. Ama sıcak olmasa da Ramazan anlamıyor. Evet, sıcak olmasa Ramazan anlamıyor tabii. Sevabını o zaman iki kat almış oluyoruz. Hava sıcak oldukça, Ramazan oruç tuttukça sevabını da iki kat almış oluyoruz. Tabii bu da güzel bir şey. Bayram anın var mı, bayram anı? Efendim? Eskiden böyle bayramda bir hatıran var mı, anın var mı? Bayramlarda, benim çocukken bayramlarda anım, bütün çocuklar, mahalle çocuklar birleşir, köyler dolaşır, şeker toplama için el öpmeye giderdik. Şimdi çocuklar şekeri beğenmiyor, para istiyor şu anda. Bana el öpeceğine para bekliyor. Bizim o zaman biz para değil, biz şeker verirsen ona razı oluyorduk. Bayram şekerine razı oluyorduk, seviniyorduk. Adım Semra Çelik. Bu bayramın bütün yurdumuza, milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Nasıl? Tüm dünyaya hayırlar getirmesini diliyorum. Adım Bayram. Ülkemize bayramın barış, huzur getirmesini diliyorum. Nasıl geçti Ramazan? Valla pek iyi geçmedi. Ülkede yaşanan terör olaylarından dolayı pek iyi geçmedi. Bir gün önce 45 insanın öldüğü bir ülkede ertesi gün köprü açıp şov yapanların ülkesiyiz. Yani nasıl geçmesini diliyoruz? Herhalde evimizde oturacağız. Yapacak ya, doğru söylüyor adam, haklıdır. Evet. Evimizde oturacağız. Evet. Muhakkak büyüklerimizi ziyaretin dışında yani tatile gidecek bir durumda değiliz. Ben Yusuf Solmaz. Çocuk evin sahibiyim. Ondan sonra Ramazanımız çok güzel geçti ama sıcak tabi. Gene de yani bu Ramazan'da bir yağmur yağdı. Serinledi, güzel oldu. Allah herkesin Ramazan'ı kabul eylesin. Hepinize teşekkür ederim. Daha ne diyeyim ki artık hani? Yani Ramazan bayramınızı kutlarım. Her şükürünüz olsun. Ya Solmaz abi, sen bir sanatçısın, sanat evi sahibisin. Eski çocukluğundaki bayramlarla şu andaki bayramlar nasıl abi? Tabii. Nasıl abi? Tübe tübe. O zaman, o zamanki bayram nasıldı, şimdiki nasıl? Bayram oldu böyle bilmiyoruz ya. Valla bilmiyorum. Eskiden bayram vardı, gider ev ev dolaşır, şeker topladı. Ben çocuktum, şeker topladım. Şimdi yok. Bitti yani. Yani gittikçe yine buna razıyım. Yani yarın eğer bu da kalkarsa iş kötü. Yani bayram da yavaş yavaş kalkar ortadan. Hep teşekkür ederim. Hadi hayırlı bayramlar olsun size. Öpüyorum. Şimdi sen eskiden sahne alıyordun. Alayım tabii. Bayramlarda daha bir başkaydı sahneler. Tabii canım. Tabii. Şu an var mı böyle bize ufak bir şey böyle canlı şimdi, performans? Şu anda bir an bayram programı yapacaktık kanallarda. Bayram programı yapacaktık. Yetiştiremedik. Özür dilerim onlara karşı. Hani her zaman ben onlara bir program verim, hazırlıyorum. Efendim? Tabii. Evet. Bir şey diyorsan sen bir ara. Bir canlı performans yap bana. Şarkı mı? Valla benim sesim bozuk ya. Bir şarkı söyle. Neyse. Can sağ olsun. Ol yar içerden anam, yar içerden yavru yavru, kes bağrım ol yar içerden. Ol gözüm kapında kaldı, valla o yar çıkmaz içerden. Yeter ağladım ben oy oy. Tüm Adanalılara hediye ettim hadi ben. Bayramınız kutlu olsun. Adım Yaşar Bozan. Bayram 2 gün sonra bayram, bütün millete ve vatana hayırlı uğurlu olsun. Şey içine gelsin, huzur içine geçmesini temenni ediyorum. Ramazan nasıl geçti? Ya geçmedi, geçecek.
Ramazan orucu iyi gelsin. Ben sıcak oldu ama idare eder. Ne yapalım? Bu da onun cefasıdır. Sıcak olmazsa zaten Ramazan olmaz. He. Bayram hazırlığın var mı? Var var, Allah'a şükür var. Alışveriş yaptık işte çocuğum. Ha. Hanımla çocuğum alışveriş yaptık işte. İyi. İyi. Bu kadar. Adım Düzgün. Bayram için. Tüm insanlarımıza hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle hepsinin bayramını şimdiden kutluyorum. Evet, senden de bir canlı performans alabilirim. Şimdi sen de bir sanatçısın. Gördün az önce Solmaz Bey söyledi. Sen de gıpta ettin zannedersem. Söyle abi, senden de bir şey dinliyorum. Elde düğün, bayram bayram, benim neyime, benim kurbanlarım çok evvel oldu. Sorayım fakire, hey hey, bir de beyime, demidevranlarım çok evvel oldu. Sorayım fakire, hey hey, bir de beyime, demidevranlarım çok evvel oldu. Ağzına sağlık. İşte bize bir bayram ziyafeti buydu. Teşekkür ederim. Teşekkür ettim. Her zaman bekleriz. Ben de teşekkür ediyorum. Hepinize evet, iyi günler diliyorum. Sen alayım arkadaşım, gel. Sağ ol, sağ ol. Evet, bayram mesajı için arkadaşlar. Buyurun. Mikrofonumuz açık. Solmaz Bey merhabalar. Evet, sen alayım, gel. Ben Derya Balcı. Ne söyleyeyim, bilemedim şimdi. Ya bütün sevdiklerinden uzakta kalmak zorunda olanların bayramlarını kutluyorum. Benim babam tır şoförü, bu bayram yanımızda olamayacak. Onu çok seviyorum. Ellerinden öpüyorum. Ümit Sancar. Ramazan bayramının tüm İslam alemini, Ramazan bayramı hayırlar vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ederim. Ayrıca teröre lanet olsun. Bu bayramda insanların, vatandaşların canına kastetmiş insanların elleri kırılsın. Allah onları bildiği gibi yapsın diyorum. Birlik beraberlik mesajı veriyorum buradan. Allah hepimize birlik beraberlik kardeşlik versin. Spor konusunda da Adana Demirspor'a buradan başarılar diliyorum. Adana Spor İnşallah Süper Lig'de seni görürüz. Teşekkür ediyorum. Sıcak havana, Adana havasından merhaba. Musa Akseven, mali müşavir. Evet, bu sıcak günde programınız çok iyi. Teşekkür ediyorum. Kimisi güneşte silah sıkıyor, kimisi özür diliyor vesaire. Aytaç eski başkan da şey demişti, biz demişti, gökyüzüne pervane koyacağız, Adana'yı soğutacağız. Bayramda inşallah sen hava olur. Ama bizden daha büyük, daha sıcak bir yer var mı? Yok. Dolayısıyla Adana'nın sorunlarına çözüm bulması gerekiyor. Belki belediyeler insanları serin yerlere daha hesaplı, ücretsiz ya da daha uygun fiyatlarla misafir edebilirler. Olursa çok güzel olur. Onun dışında bazen esiyor, bu güzel. Gerisi sıcak. Ben yürürken bu sene taktım bunu. Güneşle aramıza gözlük ve foto şapka var. Bu yeter diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Tüm Adanalıların bayramını en içten dileklerimizle Börekçioğlu ailesi olarak kutluyoruz. Rica ederiz. Başka bir soracağınız? Eski bayramlar aslında abi. Eski bayramlar. Ama ben daha gençim. Eski bayramları görmedim. Ama eski bayramları inşallah yine yaşayacağız. Güzel günler bekliyor Adana'yı. Bir bayram hatıran var mı? Bayram hatıran. Bayram hatıramız eskiden Adana yokluktu. Yokluk içinde büyüyorduk. Babamızın aldığı bir ayakkabı dünyalar bizi mutlu ediyordu. Şu an artık alışveriş yükseldi. Sen çocuklara ne aldın? Ben çocuklarıma henüz almadım. Arefe günü alacağım inşallah. Laptop, tablet var mı alacak? Ha, onlar artık çağın gereksinimi ya. Onlar her zaman alıyorsun. Yani bir ayakkabıya mutlu olan yok mu? Yok canım, onlar artık
Ama şu an ayakkabı değişse de üzerinde de 2-3 elbiseyle mutlu olabiliyorlar yani. Çocuk çocuktur yani. Hiç fark etmiyor.